Merhabalar. Sizlere bugün tavuk nasıl marine edilir ve yumuşacık kıvamı alır onu göstereceğim. Ve marine ettiğim tavuk etinden bugün ben tavuk şiş yapacağım. Tavuk şiş için gereken malzemeler 1 kilo tavuk göğsü, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber. Güzel renk vermesi için 2 tatlı kaşığı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, acı olacak. 1 tatlı kaşığı acı toz biber ve yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar tuz. Tuzunu göz kararı etinizin çokluğuna göre ayarlayın. Tavuğumuzu marine etmek için bütün malzemeleri içine katıp güzelce yoğuracağız. Sütü kattım. Sıvı yağ. Baharat ve tuzunu ekliyorum. Yoğurmak için malzemelerini kattıktan sonra tavuğumuzu güzelce karıştıralım. Tavuğumuzu bu şekilde marine ettikten sonra buzdolabına koyalım. Ve en aşağı 3 saat dinlendirelim. Sütü içine çekecek, yumuşacık bir kıvam alacak. Tavuk şişimiz bu şekilde 5 saat buzdolabında bekledi ve çok güzel marine oldu. Şimdi şişleri dizeceğim. Bu şekilde şişime diziyorum. Bu şekilde tavuk şişimi diziyorum. Marine etmiş olduğum tavuk etini bu şekilde çöp şişlere diziyorum. Arzuya göre domates, biber, sarımsak da yanında katabilirsiniz. Çok yakışıyor. Bunları birlikte pişirin. Hem görsel güzel duruyor hem de lezzet açısından. Marine edip hazırladığım tavukları bu şekilde şişe dizdim. Şimdi pişirip sizlere göstereceğim. Tavuk şişimi pişirmek için ben Silex tava kullanıyorum. Silex'in içinde 10 dakikada çok hızlı bir şekilde pişiyor ve mangalda yapmış gibi lezzet alıyorsunuz. Silex'iniz varsa Silex'te pişirin. Yok ise fırında da pişirebilirsiniz. Aynı bu tariften mangal yaptığınızda da kesinlikle kullanabilirsiniz. Yağlı kalp döşedim. Üzerini de yağlı kalp ile kapatıyorum. Ve bu şekilde pişiriyorum. Silex tavanın içinde çok hızlı bir şekilde pişiyor. Birkaç dakika bu şekilde durup ters çevireceğim. Çok hızlı bir şekilde pişiyor. Hemen yön çeviriyorum. Bir müddet daha pişirecek. Çok hızlı bir şekilde tavuk şişimiz pişti. Şimdi alıyorum ve temiz tabağımı üzerine diziyorum. Yapım aşaması sadece bu kadar kolay. Sizler de yapıp afiyetle yiyin. İnanılmaz yumuşak bir derecede tavuk oluyor. Evet, videomun sonuna geldik. Tavuk şişinizi bu şekilde bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz. Çok güzel bir kombin oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yapanlar yorum atarsa çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.